no asma beri yayme ne ki çünüz markası kirke asıyoruz ama ben telkeliyiz ve zeni markası ne ki? Ne çino yani no madmanı yaymayım çino. Smadman. He ya. Maksimal yakalımız bu seven. Ne toçun bu seven? Ha. Ha ko. Kasu kasu ses. Ala ne so babın. He? O babın da onun. Ne vaz vazı? Yani. Kemal Pasa. Ama kapaka. Meyman gürteni. Yında taçı meyman kamiri desten sarı diyen yani. Beni 20 tane misafir. 30 tane misafir beni. Daima daima her gün soğuk istiyor. Yanda her kuzeyi bir yan girip bir daima. Ma kerdeni. Daima. Ma çemadır roz çevresten panzasten misafir diyen yani. Çema çe meymanı bir. Malama mala meymanı bir. Meyman izah pi, gelen giden izah pi. Aşir var ameniz, jibin son yuverdeni, jibin de kek uberaydı. 38 nistro mare, makırken mi? Ne? Sene gümen de ne lazı gümen? Serena teme müzüri, ne sürmesi yine? Önce 38'de yaptı, o geçti yetmedi daha. O daha bitirmedi. Bu 4 senedir, 5 senedir ki kötü halde. Gerçek gerçek, öyle öyle. Danışıyorum, ağlıyorum. Çin yapıyorum, şivan yapıyorum. Kimsiz kaldı. Kimsiz kaldı. Kimse yok. Derdime yanak yok. Rıza ederim. Halk halka ağlasın. Kim ablasın? Biz de halk, biz de kardeş. Şimali Ününi, Şimali Bayar, Şimali Alpdoğan, Şimali Atatürk Mahallesi falan dediği zaman halbuki ben unutmak istiyordum. Şimdi o isimleri duyduğum zaman 38 aklıma geliyor. Evet.
Dersim vilayetini yeni usulde teşkil edeceğiz. 1935 ve 36'da yolları, karakolları yapılacaktır. 1937 itibarına kadar hazır olursa mürettip ve seferber iki fırka kuvvet ilbaylığının emrine 1937 itibarında verilecektir. Süratle bütün Dersim silahtan tecrit olunacak, ilbaylığın o zamana kadar tetkiki neticesinde kuvvetle yapılmasını tasavvur ettiği, hükümete bildirdiği icraatta yapılacaktır. Bundan sonra Dersim'e verilecek şeklin safhası başlayacaktır. Bütün bu tasavvurlar gizlidir. Başbakan İsmet İnönü, 1935 Kürt Raporu. Fetih hakkıyla orada varlık iddia etmekte pek olacak şey değil ki, tarihen de doğru değil. Oraları hiçbir zaman Osmanlı fethetmedi. O bir anlaşmayla oldu kendi aralarında, kendiliğinden. Yani İran'a karşı bu coğrafyada bir işbirliği oldu ve geleneksel olarak da bu insanlar orada özerk yaşadılar. Aziz arkadaşlarım, dahili iç işlerimizde en mühim bir safha varsa o da Dersim meselesidir. Dahilde bulunan iş, bu yarayı, bu korkunç çıbanı ortadan temizleyip koparmak ve kökünden kesmek işi her ne pahasına olursa olsun yapılmalı ve bu hususta en acil kararların alınması için hükümete tam ve geniş salayetler verilmelidir. 1936 Türkiye Büyük Millet Meclisi Açılış Konuşması. Mustafa Kemal Atatürk. İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na. Sayın Bakan, yıllardan beri Türk hükümeti Kürt halkını asimile etmeye çalışmakta ve Kürt dilinin gazete ve yayınlarını yasaklayarak, ana dillerini konuşanlara eziyet ederek, Kürdistan'ın bereketli topraklarından gidenlerden büyük bir bölümünün telef olduğu, Anadolu'nun çorak topraklarına zorunlu ve sistemli göçler düzenleyerek bu halka zulüm etmektedir. Son olarak Türk hükümeti kendisiyle yapılan bir anlaşma sonucu bu baskılardan arındırılmış Dersim bölgesine girmeye kalkmıştır. Bu olay karşısında Kürtler göçün uzak yollarında can vermek yerine kendilerini korumak için 1930'da Ararat tepesinde, Zilan ve Beyazıt Ovası'nda olduğu gibi silahlara sarıldılar. 3 aydan beri ülkemde tüyler ürpertici bir savaş sürüyor. Savaş olanaklarının eşitsizliğine ve bombardıman uçaklarının, yangın bombalarının, boğucu gazların kullanılmasına rağmen ben ve yurttaşlarım Türk ordusunu başarısızlığa uğrattık. Direnişimizin karşısında Türk uçakları kasabaları bombalıyor, yakıyor. Zindanlar yumuşak başlı Kürt halkı ile dolup taşıyor. Aydınlar kurşuna diziliyor, asılıyor ya da Türkiye'nin tecrit edilmiş bölgelerine sürgün ediliyor. 3 milyon Kürt benim sesimden ekselanslarına sesleniyor ve bu hükümetinizin manevi etkisinden Kürt halkını yararlandırmanızı sizden istirham ediyor. Sayın Bakan, en derin saygılarımın kabulünü rica ederim. Dersim Generali Seyit Rıza, 30 Temmuz 1937. ...37 yılında o sırada henüz daha fiilen, hukuken değil ama fiilen Türkiye Cumhuriyeti topraklarına dahil olmayan bir Dersim bölgesi vardır. Kale gibi etrafı dağlarla çevrili olduğu için girilemeyen. Bu kalenin fethine çalışılacaktır. Çünkü bir bağımsız ulus devletin kendi arazisi içinde, tırnak içinde kurtarılmış toprak bulunmasına izin vermesi mümkün değildir. Merkezi iktidarın dinsel olarak kendisini tanımladığı cemaat birimi Ortodoks Sünni cemaat. Dolayısıyla böyle baktığımızda Alevilik bazında en azından marjinal bir grup oluyor. Üstelik marjinal bir grup olmakla kalmıyor, tehditkar bir grup oluyor. Çünkü İslam heterodoksisinin içinde çok önemli bir kol Alevilik. Bizzat kurumsal sünniliğe karşı duran ve daha halk kültüründen, geleneklerden, sözlü hafızadan beslenen başka bir dünyanın aslında inanç sistemini taşıyan bir şey.
Dolayısıyla bu anlamda da iktidarın Dersim'le kurduğu ilişki dinsel olarak da zaten çatışmaya açık sorunlu bir ilişki. Şimdi Dersim'le olmak ve Alevi olmak. Bir üçüncü kimlik üzerinden gittiğinizde bir de Kürt olmak ortaya çıkıyor. Gidemediğin toprak senin değildir şeklinde bir tarifi vardır Kemal İskadron'un. Dolayısıyla daha baştan bir demiryolu siyaseti benimsenir. Hatta ilk Cumhuriyet'in ilk yıllarında yaşanan Kürt ayaklanmalarını bastırmada demiryolu ulaşımının olmamasının eksikliği hissedilir. Örneğin Şeyh Said İsyanı'nın bastırılması için o sırada Fransız mandasında bulunan Suriye'nin demir yolları izin alınarak kullanılır ve bölgeye ancak öyle ulaşılabilir. ...1925'teki Şeyh Said isyanından sonra bölgede ilan edilen sıkı yönetim 1927'de kaldırılarak yerine Elazığ, Urfa, Hakkari, Bitlis, Diyarbakır, Siirt, Mardin ve Van'ı kapsayacak umumi müfettişlikler kurulacaktır. Umumi müfettişlikler genel dünyadaki çok klasik kolonyalist dönemlere baktığımızda dünyadaki karşılığı sömürge valiliğidir aslında, yani sömürge idarecilerdir. Umumi müfettişlikler esas itibariyle Osmanlı'dan Cumhuriyet'e intikal etmiş olan bir siyasi ve idari miras olarak kabul edilmelidir. Tek parti döneminde Kürtlerin yaşadığı alanlar genel müfettişliklerle yönetilmeye başlandı. Umumi Müfettişlik Kurumu'nun milli mücadelenin önder kadrosu tarafından gündeme getirilmesinde bence önemli bir özellik var. O da bu türden bir inisiyatife karşı ademi merkeziyetçi eğilimlerin güçlenme şansı doğacağından merkezi denetimin ve otoritenin yeniden ele alınabilmesini sağlayabilecek bir kurum olarak düşünülmüş ve öngörülmüş. Bu umumi müfettişliklerden birini teşkil eden 4. Umumi Müfettişlikçe Dersim'e girilecektir. Manyala ki şerif ve yayamey çünkü biz bana ostara öday akını hu zümbövere golara nisro Paymenet, jinna bera hovuzna, halka kavakırı çizmanu, kulaklığı muntekar kunuyor, palto seru. Ama nasıl ki malım et, maskeri yeker az onu mu, kanj, yok mu? Ama o ki bu bera, bakın, sizde ileri gelen bakın, bir tane ileri gelsin bakın. Ama liseni bilen adam. Tabi ne bilmiyorsun ne şu. Hep. İşte laf çaldım. Buyur komutanım. Rahat dedi. Rahat. Necisin ne? Ben eşkerdim. Gelip oraya teriş oldum. İşte daha yeni geldim. Bir şey benim üstünde dur. İyi güzel. Otur orada. Rahat et otur. Sen hangi aşirettesin? Ben biraz utandım. Utandım. Oğlum dedi. Hiç anada babada sularında duymadın hangi aşiret olduğunu. Bak ben kure sallayayım. Kure sallarıyor da gelmedim. Sarsın kendimi. Mekmen'e de gelmedir diye. Ne çıkıdı başlar bir şey. Dereyi kendi riyahiriydi de. Bu kurum ben hiç gidek ne işirdi ama. Bu kurum kardeşim var.
kaptanım, elhamdülillah ama elhamdülillah. Bir müşirvanız mı? Bilmedin dedi. En asıl Türksiniz. En asıl Türksiniz. Hiç sefer. Siz gelmişsiniz bu dağa, bu Kürtlerin içine. Onlar da evlenmişsin, onlara kız vermişsin, onlara lisanı alışmışsın. O zamana kadar bu diyar Dersimli Alevi Kürt aşiretleri diyarı iken 19. yüzyılda, 18. yüzyılda sorun olmamışken neden 1930'da sorun olmaya başlıyor? Teori şuradan başlıyor. Madem Anadolu'da yaşayanların hepsi Türktür, 4000 seneden beri Türktür, güneş dil teorisi gereği, o halde farklı bir dil olamaz, farklı bir etnik köken olamaz, farklı bir topluluk olamaz, farklı bir halk da olamaz. Dersimli Alevi Kürtlerin Dağ Türkleri olarak anılması 1930'lara denk düşer. Ancak 1920'li yıllarda ve 30 başlarında hazırlanan raporlara baktığımızda Dersimli nüfusun Türklüklerini unutan Türkler ya da Kürtleşen Türkler olduğuna dair saptamalar yapılır. 1920 ve erken 30'larda üretilen raporların çoğu aslında bu dönemi tanımaya ve denetim altına almaya yönelik raporlar. Hakimler tarafından üretiliyor bu raporlar. Biz ona baktığımızda dönemin valisi tarafından örneğin üretiliyor veya mülkiye müfettiş tarafından üretiliyor veya askeri erkanı tarafından üretiliyor. Dolayısıyla bu metinler, bu raporlar her şeyden önce sivil kullanıma hizmet eden metinler, raporlar değil. Mesela Fevzi Çakmak kalkmış demiştir ki raporlarında, o Dersim'e de gitmişti. Erzincan ve Dersim Kürtleşiyor. Giderek Kürtleşiyor. Hiçbir memur, Kürt memur almayın. Hatta Dersimleri, Kazım Karabekir Paşa kalkmış demiş, Dersimleri askere bile almayın. Çünkü bunlar silah öğrenirlerse, savaş tekniklerini öğrenirse yarın o gün bize karşı kullanırlar. İdari ve bürokratik unsurların bölgeyi tanımaya ve denetim altına almaya yönelik raporlarını bir dizi yasal düzenleme takip eder. Aşamalı bir program her defasında raporlarda söyleniyor. Bu programın çok önemli bir parçası iskan. Madde 13 Taksim 3. Türk ırkından olmayanların serpiştirme suretiyle köylere ve ayrı mahalle veya küme teşkil edilmeyecek şekilde kasaba ve şehirlere iskanları mecburidir. İskan mecbur, yani dağıtım denen, zorla bir alıp sürgün aslında, tehcir. Bir anlamı budur. Fakat mecburi iskan diye adı konulmuştur. 2510 numaralı iskan kanununa baktığımızda 1934'te bizzat fiziki coğrafyayı bir anlamda etnik coğrafyaya ayırdığını görüyoruz bu kanunun. Üç bölgeye ayırıyor en azından ülkeyi. Bu Türk kültürünün yoğun olduğu, sorunsuz olduğu bir bölgeden oluşuyor. Bir diğeri ise Türk kültürüyle temaslarının zayıf olduğu insanların iskan edileceği bir bölge. Ve son bölge ise askeri, idari bakımdan boş olması gereken, boş bırakılması gereken, insana kapalı bölgeler olarak. Madde 9. Türk kültürüne bağlı olmayan göçebeleri toplu olmamak üzere kasabalara, Türk kültürlü köylere dağıtıp yerleştirmeye. Neden yerleştiren, bu çok ilginçtir. İşte orada yavaş yavaş o etnik topluluğun homojenitesini, yani birliğini, bütünlüğünü bozup heterojen bir topluluk yaratmak nedir? Gri bölgeler yaratmak. Gri bölge şey anlamına geliyor. Gri bölge aslında etnik topluluğun kültürünü, adetini, örfünü, morfolojisini, hatta kültürel antropolojisini bozarak hakim kültürün, egemen kültürün, devlet sahibi olan kültürün entegre etme politikasıdır. Hukuksal çerçevesini de gerek İskan Kanunu'yla, daha sonra da Tunceli Kanunu'yla bir anlamda çözüyor. Tunceli vilayetinin idaresi hakkında kanun diye bir yasa çıkarılıyor. Ancak ortada idari anlamda bir vilayet yok. Yani o dönem Tunceli vilayeti diye bir vilayet yok.
sınırları belirlenmiş ama bunun yasası çıkarılıyor. Felaketin ikinci boyutu ise şu, bütün kanun yapma mantığını, tekniğini alt üst eden bir ile özgü kanun çıkarılıyor olması. Bunun ikisinin de hukuka aykırı olduğu çok açık. Yeni kurulmuş olan Tunceli vilayetin idaresi hakkında kanun başlığını taşıyan bu yasada Tunceli'de özel bir rejim öngörülmüş vaziyette. Çünkü zaten valisi orduyla ilişkisi devam etmekte olan ve rütbesi kor general olan. Dolayısıyla orduya ve sivil bürokrasiye hakim olabilecek bir kişi. Özel olarak atanan bir kişi aynı zamanda 4. umum müfettiş unvanı da alıyor. İdari kısımda asker valiye olağanüstü yetkiler tanındığını, adeta yasama, yürütme, yargı erkinin ayrılığını tasfiye ettiğini, bütün bu yetkileri bir anlamda ve bir açıdan askeri valiye devrettiğini görüyoruz. 4. müfettiş. Aynı zamanda vali, aynı zamanda yargı, savcı, suçlama makamında. Bunun ötesinde 4. müfettişin yargıçlar üzerinde de denetim yetkisi var. İdam hükümlerinin tecil edilmesi de valinin yetkisindeydi. Tecil edilmeyen idam cezaları derhal infaz edilmekteydi. Cumhuriyet Savcısı'nın hazırladığı iddianame sanığa tebliği mecburi değil. Örneğin sanıklar hangi suçla suçlandıklarını bilmiyorlar. Bunun için bir iddianame gerekir. İddianamenin sanıklara verilmesi gerekir. Tunceli Kanunu'nda böyle bir durum yok. Yani iddianame verilmiyor sanıklara. Sanıklar da hangi suçla suçlandıklarını bilmiyorlar. İşte avukat yok. Avukat tutamıyorsun sanık olarak. Tercüman yok. Davalar çok kısa zamanda başlıyor, bitiyor. Ve kesin, hüküm kesin. Çünkü noktada mühimi ne var? Bu kanun makableş şamildir. Yani bu kanun peyselki. Bu kanunlar zaten vatandaşlığın, yeni Türk vatandaşının nasıl etnik milliyetçi bir kimlik üzerinden tanımlandığına dair bize birçok ipucu veriyor. Tunceli kanunlarının uygulanmasına ilkin Dersim'e hakim olmak esası dikkate alındığı için Dersim'in iç bölgelerine giden yollar yapılacaktır. Aları gosa, yala memelim, torarında kazık. Ma şirkete ma birgi mal dini kostana. Birgi mal. Ya. Hı. Ondan sonra ma ray yol pereşi dini halka nişi gerek bizim ders duruz rayla bu gülini. Osmanlı'dan bu yana Dersim'e yapılan 108 seferden sonra tedip ve tenkil harekatı Dersim'de başlayacaktır. Dersim'in imatısı için verilen karar gereğince bütün yollar kesiliyor. Dersim'in gerek Erzincan, gerek Bingöl, gerek Elazığ ve gerekse Malatya, yani Arapkir taraflarındaki bütün yollar kesiliyor. O dönemde bu operasyonların adına bakacak olursak tedip ve tenkil harekatı olarak geçiyor. Bu kelimeler önemli. Birincisi Osmanlı döneminde de bir tür halk ayaklanmaları tedip ve tenkil olarak, yani daha doğrusu devletin ayaklanmaları bastırışına tedip ve tenkil kelimeleriyle tanım yapılırdı. Tedip edepten geliyor. Yani edebini bildirmek, terbiyesini bildirmek. Bir anlamda haddini bildirmek. Ama daha bu kelimelerin derinine gittiğinizde aslında yeni bir düşünme, hayat tarzı ve davranış modelini içine sokmak demektir. Mama bakara kolamı koto utmat koto versin ma. Mara rava bırakın, domuna madanım nekten, mara yardım görün. Hukma sıftan diyeceğimi,
Kaçta çeyrek ama kert, kaçta mahalle ama kert, kaçta hazır ama kert. Roza karakolsunu devire, devire, devire gelmiş ben o. Uhundu diye bir mezaramız var, Siyasi'nin yakınındadır. Oraya geliyoruz, Uhundu mezarasında da Mehmet Ali, Baku ve Hasan isimli kardeşler var. Hasan Sasik'te, Mehmet Ali ile Baku, soyadı Menteş bunların, Baku Menteş, bunlar Uhundu'dalar. Asker geliyor fakat Mehmet Ali'nin de çok güzel bir karısı var. Çevrede hakikaten çok ünlü bir kadın yani güzelliğiyle. Adamlar geliyor, askere geliyorlar. Adama diyorlar ki Mehmet Ali'ye, diyorlar biz acıktık, bize bir şeyler hazırla, yemek yiyelim. Mehmet Ali de diyor, bunu askerle yazdıklar diyor. Karısına diyor, git taze ekmek yap. Ev damına gönderiyor karısı taze ekmek yapmaya. Kardeşi Baku'yu da git diyor, sen de ahılda şey çıkar, bal çıkar. Tabii o arada işte o şey bilye komutanlık eden kimse artık bilmiyoruz. Uzatmalı mıdır, değil midir? O ev damına gizlice giriyor, kafa sarkıntılık yapıyor. O bağırtı esasında Mehmet Ali fırlıyor. Bakıyor ki işte onun tüfeği kapının arkasına. Karısı da çok kötü durumda. Ateş yiyor, adamı da öldürüyor. O askeri de öldürüyor, karısı da ölüyor. Dışarıdakiler Mehmet Ali'ye ateş etmek istiyorlar. Fakat Mehmet Ali onları da kaçırtıyor, onları da kaçırıyor, gidiyorlar. Bunu tabii ister istemez Mehmet Ali biliyor yani beni bu şekilde bırakmazlar, cezalandırırlar. Şimdi Ermeni bir Mustafa, Demirci Mustafa. O 1967-68 yılına kadar Tunceli demircilik yine yapıyordu. O diyor ki Mehmet Ali kaç diyor. Diyor daha kaç diyor, seni yakalarlar. Diyor giderken diyor köprüyü yak diyor. Park köprüsünü yak öyle git diyor. Köprüyü park bu sıra dar bir hester. Köprü gibi hester nadiriz koy Abdullah Pasa yandırdı. Bak kırk gelirdi. Hatta köprüyü tuvalı koy diye söyleyip. Sanki köprüyü bir hester ben de pek bu gibi ayında. Kendini demem de. Yine öyle park kenarı. Rayla peskari cinike beni. Evet. Peskari cinike ki beni. Bu şekilde namus olayı şeyde Karaoğlan, Hozat'ın Karaoğlan ve Mercan'da oluyor. Ve bunun üzerine tabi hadise dallanıyor, budaklanıyor. Ve aşiret reisleri Seyit Rıza'ya haber gönderiyorlar. Diyor ki böyle böyle bir durum oldu. Biz ne yapalım filan. Onlar halbuki gözlerine toplanıyorlar. Toplantıya gidenler Kamer Ağa, Yusuf Han'ın Kamer Ağa, Seyit Rıza, Cebrail Ağa ve Kureyş Han'ın Seyit Hüseyin, bir de işte Haydar Han'ın Kamer Ağa. Bunlar yan yana geliyorlar hepsi. Diyorlar ki sana serayet veriyor Seyit Rıza'ya diyorlar. Sen gideceksin Abdullah Paşa'ya, Büyük Millet Meclisi'ne ve Atatürk'e telgraf çekeceksin. Telgrafların mahiyeti şu şekilde olacak. Biz evet gasp yaptık, doğrudur. İsyankar hareketlerimiz var, o da doğrudur. Bunlar hepsini biz kabul ediyoruz ama şimdi bunları da vazgeçtik. Bakın, karakollar inşa edildi, en ufak bir hadise yok. Yollar yapıldı, en ufak bir hadise yok. Biz tamamen artık devletin muti insanlarıyız. Ama karakolların yapmış oldukları bu anormal hareketleri bizim kabul etmemiz mümkün değil. Biz namussuzluğu kabul etmiyoruz. Yani karakollar aynı olayı yaparlarsa, biz içimize karakola kaldıracağız. Köprünün, karakolların bizim için ne önemi olabilir? Her şeyden önce yeni merkeziyetçi devletin ve ulus devletinin varlığını fiziksel olarak taşıyan sembollerdir bunlar. Dolayısıyla içlerine sızmayı deneyen yeni iktidarı püskürtebilecekleri ilk ve tahrip edebilecekleri ilk semboller de aslında bunlardı. 1937 Mart ayında başlayan olayların Nisan ayında genişlemesiyle beraber 4 Mayıs 1937'de uçaktan Dersim'e atılan bildirilerde şunlar yazıyordu. Sizi ayaklandırmaya çalışan zavallıları Cumhuriyet hükümetine teslim ediniz. Veyahut onlar kendileri teslim olmalılar. Bu takdirde cümleniz masum kalacaksınız. Teslim edilenler veya kendiliğinden teslim olanlar dahi Cumhuriyet'in adil muamelesinden başka hiçbir şey görmeyeceklerdir. Aksi takdirde
yani dediklerimizi yapmazsanız her tarafı sarmış bulunuyoruz. Cumhuriyetin kahredici orduları tarafından mahvedileceksiniz. Bu bildirinin atıldığı aynı gün içerisinde Ankara'da Bakanlar Kurulu çok gizlidir ibaresiyle kararlar alacak ve verilen kararların mülazasındaysa şunlar yazacaktı. Sadece taarruz hareketiyle ilerlemekle iktifa ettikçe isyan ocakları daimi olarak yerinde bırakılmış olur. Bunun içindir ki silah kullanmış olanları ve kullananları yerinde ve sonuna kadar zarar vermeyecek hale getirmek, köyleri kamilen tahrip etmek ve aileleri uzaklaştırmak lüzumlu görülmüştür. Yani burada yaşayan insanların isyan edilmesi bu çözümün bir parçasıdır. Aynı zamanda asilerin topyekün yok edilmesi çözümün bir parçasıdır. Sivil hayatın yeri olan köylerin yok edilmesi çözümün bir parçasıdır. Tenkil, düşman veya zararlı kimseleri topluca ortadan kaldırma. Mağaralara sığınan insanların topa tutulması, o kutu derelerinde insanların ele geçmemesi için toplu intiharlarına, hatta toplu bazı köylerin yerlerinden bir yerle bir edilmesine, yakalanan insanların kitle halinde kurşuna dizilmesine, deyim yerindeyse katliama varan bir dizi operasyonlar yapılması karşısında insanların İngilizce survival dediğimiz, yani yaşama mücadelesi, ölüm kalım mücadelesi vermeleridir. Bu isyan falan sayılmaz. Dersim'de yaşanan bu olaylar üzerine Ankara'daki Genelkurmaylık Merkezi'ne tenkil raporları yağacak ve bu harekatın sonunda en yüksek askeri madalyayla ödüllendirilecek olan Mustafa Kemal'in manevi kızı Sabiha Gökçe'nin yaptıkları tarihin sayfalarına başarı olarak kaydedilecektir. Bu hava taarruzunda özellikle Sabiha Gökçen Hanım'ın attığı 50 kiloluk bir bomba, Keçiseken köyünden kuzeye doğru kaçan asi grubuna oldukça ağır zayiatlar verdiği yapılan gözetlemeden anlaşılıyordu. ...38'de 4 yaşında bir çocuktum. Gevrek'te yaşıyorduk. İşte tayyareler geldi, bizi bombaladılar. Ondan sonra da ne olduysa köyden çıkmak zorunda kaldık. İşte hey, sırf tarih vereceğiz orada, kerdahi de vereceğiz. Ye dev piri bon bombalamış kir haraldı yer taray. Babam neredeydi bilmiyorum o anda. Ondan sonra işte biz orayı mağaraya girdik, sesler başladı, uçak dolaşıyordu, uçaklar bombalanıyordu ama biz köyün içini bombalamadılar ama etrafı bombalanıyordu. Hatta bizim kaldığımız mağaranın da önüne, yani yan tarafına bir bomba isabet etti. O arada ben de çıkmış mağaranın önünde, bak annem dedi ki gördüler işte seni, onun için dedi, hemen çekti beni. Hı-hı. Ama taşlar sıçramıştı benim üstüme. Hı-hı. İşte iki tanesi bu omzuma saplanmıştı, onları da elinden çıkardı. Genelkurmaylığın raporlarında Dersim direnişiyle özdeşleşmiş Seyit Rıza'nın adı da çok sık geçiyordu. Temmuz 1937 sonlarında Tunceli'nin 1937 itaatsizliğine katılmış olan bütün aşiretlerin bölgelerinde inilmemiş dere, çıkılmamış dağ, taranmamış hiçbir yer kalmamıştı. Sarf edilen bütün gayretlere rağmen Seyit Rıza ve avanesi henüz ele geçirilmemişti. Seyit Rıza 1937 Ağustos'unda 1921'de Koçgiri'den Dersim'e gelen Alişer'le durum değerlendirmesi yapacak, tedip ve tenkil harekatını dünya kamuoyuna duyurmasını isteyecektir.
Alişehir Efendi de o gece sabaha kadar zikir ediyor, saz çalıyor. Diyor ki benim bu gece son gecemdir diyor. Efendim söylüyor. Bir de kendinin şehit olacağını bir şey diyor. Rami ile bize hukukların şahı, benim çektiğimi erdi sema çekemez. Zalimlerin zulmü mazlumun ahi, azim olana şuala çekemez. Seni seven daim düşmüş esarete, kurtar bizi dedik gel inayete. Gittikçe düşürdüm gami mihnete, hem bu hali şehidi Kerbela çekemez. İnayet eyle şahım geldi zamanı, hoş merhem bağla bu derdi nihani. Lütfeyle mağfir şu kavmi mervani, hem bu hali takihi şeheda çekemez. Kendinin şehit olduğunu bu şehide söylüyor. Takihi şeheda çekemez diyor. Alişehir, amimle gafatla dötemi. Hani 37 yıl merik şiki şiru. Şike şiro memleketi var artık sonu Rusya sonu kut news onu. Biz sonu rara kop tipi askeri okyanı verince tabi peru birine neziriye. Yeni verince Zeynel vatini morda medeyo. Vistöre yani hem morda ama vistöre ameni. O bana çesura hal veriyor. Yani sonu da asit mordayın. Vani kevrayı dur işte. Suzun eki sonu yinu kisene uzan sonu. Yani cinye vana ki ne niyete nino bozuk onlar yeni. Yalanık Zeynel değil, ben de tuhanıyken, kevrağım. Zeynel seni pey serifinden o, Rabi Rus'un önüyünü. Nanim bir kek seni. Efendim. Tupum cin kede, ben ondan apaz cin küçük seni. Biraz ay kiseni, ay kiseni, sarı, sarı ki üstelik ben. Yo versa kısten sara ben vati ne ama kısto. Yani pesan bu pe çigure dene verdin ha. Demordim. Bak Allah Osman Bey'de bir esad peyser tanrıdan ve tersi. Peri dayızı. Bir erzinga, bir pirdi muti. Bir bize sekme nas ki verirsin o tabi. Hırsa fotoğrafı koyasın. Tabi o canı cender bir şirkeni 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 cender mi yine bir nivani ambiyatı kama kontrena Vanu će daš kada, tako je rzuka, vani jazu. Ha, vani noće i trzao jenu. Te se da bildirmiš jazin gan kene. Vani ju jaši nao amutama nao jahala mišker. Ma dira pesker vanu tako je rzu. Vani bija jenu še i trzao. Dötül çakı manu beni harfet. Uza rastlen epi Seyit Rıza Hüseyin Seyit pili kurusun. Fındık ağa hesi ve kış efendim dedin ki demen o. La Zivlar ağay Hasan ağa jüki Ali Mir Silvateni. Yine uyudam kendi.
72 kişinin yargılanacağı ve sonunda 7 kişinin idam edileceği mahkemeyi dönemin emniyet görevlisi İhsan Sabri Çağlayangil yıllar sonra anılarında şöyle anlatacaktır. Şükrü Sökmensuer Atatürk döneminin ünlü emniyet müdürlerindendi. Bir gün beni çağırdı. Atatürk Singeç Köprüsü'nü açmaya gidecek. Dersim harekatı bitti. Beyaz donlu 6000 dolu Elazığ'da olmuş. Atatürk'ten Seyit Rıza'nın hayatını bağışlamasını isteyecekler. Beyaz donluların Atatürk'ün karşısına çıkmasına meydan vermeyelim. Şükrü Sökmensör'ün yanından ayrılır ayrılmaz hemen hazırlığımı yaptım. Cumartesi günü Elazığ'a yetiştim. Emniyet müdürü İbrahim Bey'e gittim. Savcı için kural dışı bir şey yapmaz. Mümkün değil dedi. Savcıya gittim. Durumu kendisine anlattım. Bu konuda Adalet Bakanlığı'ndan şifre aldığını ama mahkemenin cumartesi tatil olduğunu, tatilde ise çalışıp karar almanın mümkün olmadığını bana bildirdi ve ekledi. Ben de mahkemeyi etkileyemem. Halbuki biz mahkemenin kararını Atatürk gelmeden vermesini istiyorduk. Savcı hayır diyor, ben cumartesi günü böyle bir şey toplantı yapamam ve mahkeme karar veremez. Onu istifa ettirmek suretiyle onun yerine başka bir savcı tayin ediliyor ve mahkeme kuruluyor. Hiç unutmam Ramazan ayıydı. Gece saat 02:30'da mahkeme başlarsa sabah erkenden asılacaklar. Farlarla çevreyi aydınlattık. Seyit Rıza sehpaları görünce durumu anladı. Asacaklar bizi dedi ve bana döndü. Sen Ankara'dan beni asmak için mi geldin? Bakıştık. İlk kez idam edilecek bir adamla yüz yüze geliyordum. Bana güldü. Savcı namaz kılıp kılmayacağını sordu. İstemedi. Son sözünü sorduk. Rica etti. Dedi ki benim fazla bir param yok. 1.30 lira param var. Bir de saatim var. Bunların ikisini de benim oğluma verin. Resik Hüseyin'e verin. Fakat sonradan anlaşıldık. Resik Hüseyin de idama mahkum edilmiş. Ve onu da işitince tekrar ricada bulundu. Dedi ki beni Resik Hüseyin'den evvel idam edin. Siz ben oğlum benden evvel idam etmeyin. Fakat maalesef onunla da riayet edilmedi. Bu sırada Fındık Hafız asılıyordu. Asılırken iki kez ip koptu. Ben Fındık Hafız asılırken görmesin diye pencerenin önünde durdum. Fındık Hafız'ın idamı bitti. Hiç unutamıyorum. Seyit Rıza'yı meydana çıkardık. Hava soğuktu ve etrafta kimse yoktu. Ama Seyit Rıza meydan insan doluymuş gibi sessizliğe ve boşluğa hitap etti. Evladı Kerbela'yı, bir hatayı, ayıptır, zulümdür, cinayettir dedi. Hitabet tarzı karşısında benim tüylerim diken diken oldu. Bu yaşlı adam rap rap yürüdü, çingeneyi itti, ipi boynuna geçirdi. Sandalyeye ayağıyla tekmeyi vurdu ve infazı gerçekleştirdi. Sare koye jele bene lungu ne khode kerdi rastu duzi. Vano pile desin kerdi berdi ne berdi. Vano pile desin. Dünya bir ana baba günüye permaka kalpete ortak o dünya bebeşte oyunu verici bit. Bak ne demek olsa sessiz ağzı dar ağacı ye. Tıkayken hazır var. Hazır bora. Dünya
O ben etten ben et. Sakına. Kemal Atatürk'ün Seyit Rıza'ların idamlarından hemen sonra kendisine eşlik eden idari ve askeri zevat da Dersim'e geçerek Hozat Deresi üzerinde yapılmış köprünün açılış merasimine katılacaktı. İktidarın zaferini temsil eden merasimde bu betondan yapılmış köprüye Singeç adı verilecekti. Gelindiğinde ise Dersim'de yine hazırlıklar vardı. Ama bu kez hazırlıklar daha sistemli, tedbirler daha yoğundu. Başbakan ise Celal Bayar'dı. Peki o zaman çıkan millet kız yani tahmini var. Ooo, bırakın kale. Kısana millet mi hak bir böyle boy peki kocan amel meket. Teneş elini geberle teneş kin işe bir kerdeni. Ağa ki barış ya ağa ki gençte şey. Millet teyze bozla berro ra ola o. Maka o şuari taranın işi ne sal duman dediğin riyas mellim onu işe yapıyor. Yanlıştan. Sakin. Senin müteder o zorla, zorla meyde veri çeviri mara anyar hem dışı seke çevdi piyareyi. قادر و غالو طور کردی بی بختیه یا برای نوا مسول چول مغا پلی مولی اخوالی ما بینه سکی چی ما که بینه سکی چی ما نیو انیش نایمه رو رمده تا بینیو انیش نایمه رو رد نیش نوری یه جامعه دیاری تو ارکیت برو اشو شکی که تن ارکیت بیده و او دیالا قارون اچه دیخلر اشو شکل ارکیت بر سوی حال برد اتر قالدی دیست انیو اکمه ما ایبین خواه انیو اولدو کمی انیو ارکیت نیش نرو نیش نرو ماکینا پیمال قرمش کرده پیمال که ماکینا قرمش کرده ما یه تدبیر جامعه رو هر حال تفانجه تک نایفا 9 تنه 10 تنه اسکر بار بیزده جندرنه پاک جندرمسی جندرنه پاکی این احرالی کنه نه تفاهمون نایپا ما اکنه اگه قرمز که صلاحات اهو ارو ایلا ایلا الله محمد رسول الله صلاحات اگه ترو اکه هر دوه اما نیزانه قیامت قرد دیگه اشتمزا نلد گرده پاشمزا نلد گرده وای وای دست و پای والیه خیر گرده اخل منه سنگی کوی میانه برای مرا اخل برای مره سپرانی Tova dai, tova bra, apostato che sleve tore cinegri. Ora mi va, bra, mi cu. Bra, mi ne avevo zonia a morar. Vere ogni ahettero. Quelche santa cosa ne pescaltera. Dievi, e le gran leve de hardere. Kendime güvensin. Zor da yokluğun ne verdin ya verdin.
Zorla lersa onya gına pırı, sen zorla kıbrıs. Neyse, ders panina. Baba şey çeyre ama var. İson bir yerime git bir. Gümera İso şey. Hiç kır kezdi şeyse de. Manile dolayım isim et ne git kodeşi. Hunde ne yapı onu? Meyit destu peser. Hunde ne yapı onu? Domone de. Pırrı kezdi korut. Vete de tekmiz kerdo. Na hon ce koi ke yeno. Sana na na pere nei. Hete ci ser na meno. Gyaur haza berbeno. Gyaur, gyaur. Gyaur berbeno. Havela meno kishtene ber Ibrahim ushenire. Vaze mero al nazal mudest me kuyo kwe deshim yo gerso pano tofan ya kho berzot do teni tori tla paste vatane mo vazda kotuzuna ne kotudas kotuzuna shu kotu gati ate na ata tesna amina qatar pishtera tek ya nazakon chike na karayna kotuz kana ama ne zurdesh muzama Parkı ne katır o, katır bak yerde, bak ne geldi. Muhammed ne versek, kokuma. Domani, cümle bir ne kadar, cümle bir ne kadar, kutu sikeyim dedim. Rek 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 rek, gır 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 gır. İçtiğin dönü, dayı. Dayı koruyordu, sen dayı beyni, dayı. Hiç tane laçını zivada kırtıp kaybetti. Geyin ki, domani anayın telefon seriyor, domani bıraktı. İşte o ki. چپ پاس میشه او که کیف خنکت ترا خنکت ترا خنکت در بر نظر چلو از کیف پیدا کنه دمرا آه دره لاشتی بیا دره لاشتی بیا آه گناف زی مردی بیا آه کشی هم از کشیو که او لازه کن درمه دیگه نسونو او بسترم قصه کر او ملیس برنو تیا بسترم Ola da kan dörmede yönü sonu re sonu dalmıştı zizike muha hobenu zizik niye asırı veyi ya. Sonra re zizik tene onzen o tepe a peser hosanı o kumda kayken o. Kumda kayken o tepe a ravini dalmıştı zizik ben o çesta. Subayı sarı ve subayı batı karışmayın batı yazıktır. O zaten kendi halde yölüyor batı ne. Anası yölmüş kendi halde o numbre nu batı siz sonra iyi yeni batı. Karşı zine Karşı dinliyor yani. Bak o subayı bu da karşı dinliyor bak. Tek yüz bin kaleşi ara. Madem bak tane koydum bak askeri kaleşi ara bak. Sizi dalacı göstü. Vesaye persena Abrahim bomra yana yano. Dama o vazı bra uşeno meter işte nişto ro tabro alayde kıvga u zeng keno lem lem. Natu dote khonyalano meter makina kurmishker hega sima midat zor nyamad kurmishker de judo esmero qamchi dastur in sono dorme mar yani ana men biri juhiza masirker jamar mara nyas yani hand qasak ma verdai mir ramadi jostur veja bani goza chelzeyde tunde tunde veja gorna halatu ni tunzana borya sova adra duvejum خت است گذا، هر بی زیرایی است جن. یه اشکاره گروت آردی، چاوس این دکتر گویی چاوس تو کلمه کو آرد دی سه کدی، ای پرسی کار هنام بر دایم را. رسمی کایت‌لره گوره ölü sayısı. İlk sur Ahvanus ve çevre mağaralarda saklanan 6000 kişi 1 Temmuz 1938 tarihinde öldü. Bu resmi rakamlardır. 24 Temmuz 1938 tarihinde de 42 kişi saklandıkları mağarada dinamit atılmak suretiyle imha edilmişlerdir. 25 Temmuz 1938'de de 216 kişi imha edilmiştir. 14 Ağustos'da Yılan Dağı ve Ali Boğazı'nda 216 kişi öldürülmüş, köyler ve tarlalar yakılmıştır. 15 Ağustos öldüğünden sonra 7. Konordu bölgesinde 49 kişi öldürülmüştür. Tunceli'de veya 1937'de, 38'de neler olmuş, neler yaşanmış...
çeşitli kitaplarda, söyleşilerde bunlar anlatılıyor. Genelkurmay'ın da bu konuda kitabı var. Türkiye Cumhuriyeti'nde Ayaklanmalar adında bir kitap var. Bu kitapta anlatılanlarda insanların, yani Tunceli 1937-38'de bu harekata katılan veya bu harekata hedef olan kişilerin anlatımlarıyla uyuşan epey yönleri var. Kısaca bir şunu söylemek mümkün. 1937'de, 38'de gerçekleşen süreç bir jenosittir, bir soykırımdır. Ama bu konuda gerek Dersim'de yaşayan Kürtlerin, Alevi Kürtlerin, gerekse de işte Türkiye'de basının, yayının, üniversitenin bu konuda yoğun bir bilinci yoktur. Resmi kayıtlara geçen ölü sayısı ile köylerde ve yaşayan insanlarda birebir yapmış olduğu mülakat sonucunda resmi kayıtlara geçmeyen ve ölü işte o köylerde teker teker yapılan şeylere göre şöyle böyle 80'in üzerinde, 80 binin üzerinde bir ölü olduğu söyleniyor. Seçnupis. Seçnupis de jüezmen. Yani cinka bir annemden de var mı? Pel 38 yıma bir. Kesin yemen, pel 40. Kültür Bakanlığı'na. Bugünlerde Dersim'de yapılmaya başlayan ıslahat meyanında Türk keşafeti olan ve Dersim'den oldukça uzak yerlerde kız ve erkek yatim mekteplerinin de açılması ve bu mekteplerde Dersim'den getirilecek olan 5 yaşını doldurmuş kız ve erkekler okutturulup büyütülmesi ve muvezi isaretle yetiştirilecek olan bunlar yektigeriyle evlendirilerek baba ve analarından mevrus emval ve araziler içinde birer Türk yuvası kurmaları, temin ve bu suretle Türk kültürünün Dersim'de esaslı bir surette yerleştirilmiş olacağı düşünülmektedir. Dahiliye Vekili Şükrü Kaya. 38'lik seni denari, içtin seni ne amatina ne ne akırga. Ben ağaçıda dağını benden. Cömerden insan maygıvat ki ağlaranıma, maupiyama. Bak izurak yani Türk ben sen anıma dağını benden. Ben zini, ben çiseni. Bakanlar Kurulu'nun 6 Ağustos 1938 tarihli kararı uyarınca Tunceli halkından yasak bölgelerin içinden ve dışından 5 ila 7 bin kişinin batı illerine nakil ve iskanı başlar. Thank you.
Sürgün kere de bel. Bel meleziz. Bel bel oraya makel yapalım. Kınca makel hamam. Ama bel mesele ne? Sen bel makas yerler. Sıdasını da bel ben uzak resmen mamam ki. Ponzal şey ben uzak tarih dağıtmış kesin. Minne deyin katta bel. Bizzat devlete yardımcı olan Rayber gibi insanlar, rehber aslında, devlete ajanlık yapmışlardır, devlete muhbirlik yapmışlardır, Ali Şirin mesela başını kesmişlerdir, devlete götürüp hediye etmişlerdir. Bunlar bile öldürülmüş, katledilmişlerdir ki arkada bir iz bırakılmasın. Unutmayın, yapıyorum ayağını, gözünü, elini, her şeyine. Bunu unutmayın, unutmayın. Bu derdi millete kişi sürgün seviyor millet peyser anı. O ame. Yani millet bütün. Ya. Tıka peyser, tıka sürgün ker peyser anı. Timuda şakı ahu. Bir ayım kişi asker. Ne usarlan, ne usarlan bir ayım ki ame, bir ayım vakıfa söylemez mekan. Mamim mi bir nake dağıtmış ki iyi geldiniz bir. Mamim mi amim arabasın. Vakı araba şu vakı. Evet ha. Belli araba. Tam ben beni bak mesleğim. Araba kalmam, kayba kalmam, binbaşı kalmam, yüzbaşı kalmam. Binbaşı bir sırkı. Ama kendimize bak, kardeş bak, akıllı ben beni. Bak, sana bonus, baş ücretsiz, baş ücretsiz, baş ücretsiz, devletimiz sağ olsun, devletimiz var olsun, devletimiz iyidir, bizim babamızdır, bizi beslemiş, bizi o zaman zahiriydi, bizi hükümet görmemiş. Biz bilmemiş, kusura bakma, biz devlet tarafından nasıl devlet, biz daima devlet tarafındadır. Efendim, biz de Müslümandır, bizim Ahmet Ömer'dir, Peygamberimiz Muhammed'dir, Allah'ımız birdir, Peygamberimiz birdir, bayrağımız birdir.